Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Biliyorsunuz da siz de takip ediyorsunuz yakından. Sonuç itibariyle Türkiye şu an meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Yani bizim derdimiz ne Suriye halkıyla, ne Kürt halkıyla, ne Arap halkıyla ne de o bölgede yaşayan insanlarla en ufak problemimiz yok bizim. Ama o bölge halkını esir eden, o bölgedeki insanları orada yaşamını olumsuz etkileyen oradaki PKK'lı, PYD'li, hatta DH'lı oradaki terör örgütleri var. Bizim derdimiz o bölge onları da arındırmak ve özellikle yıllara sarih, biz bunu yıllardan beri yaşıyoruz. O Amanas dağlarını geçti olarak kullanmak, özellikle Akdeniz'den çıkıp Akdeniz'den biliyorsunuz Fethiye'mize kadar geldiler bir işte. O bölgeyi kullanarak geliyorlar. Oradaki tehlikeleri bertaraf etmek için yaptığımız bir operasyon var. Sonuç itibariyle ordumuz bunun üstüne gelebilecek güne sahip. İnşallah Allah'ın izniyle oradaki bu terör örgütlerinin tümünü kökünü kazanana kadar bu süreç devam edecek. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız devamlı söyledi. Yani biz büyük bir ülkeyiz. Ülkemize gelecek her türlü tehdide karşı biz meşru müdafaa hakkımızı kullanırız. Ama bunu yarın kullanırız, ama bugün kullanırız diye hep bunu söylüyoruz zaten. Dün bir itibariyle bu Afrin operasyonu başladı. İnşallah oradaki terör koridoru, çünkü o terör koridoru çok önemli. Yani biz 950 km sınırımız var Suriye ile ve o sınır hattı boyunca kendi ülkemizi tehdit edecek. Kendi vatandaşımıza tehdit unsurlarını temizlemek bizim görevimiz. Ülkemizin asli görevi kendisi. Biz şu an orada Afrin'de bunu icra ediyoruz. İnşallah Allah'ın ordumuzu muzaffer etmesin, ayağına taş değdirmesin. Sonuç olarak millet olarak dimdik biz buradan dualarımızla, Fethiye'den dualarımızla oradaki tüm mevcut kardeşlerimize biz başarılar temin ediyoruz. Yani inşallah Allah'ın izniyle de göreceksiniz. O oradaki bütün o terör yapısı dağıtana kadar, oradaki haini ortadan kaldırılana kadar bu süreç devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 gün önce Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Aile, HDP üyesi MP, Bodrum Terörle Mücadele Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip terör örgütünün propagandasını yaptıkları suçlamasıyla tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine sevk edildi. Mahkemeyi şahısların yakınları, arkadaşları ve bazı partililer de takip etti. Adliye önünde toplanan grup tutukluların adliye çıkışını takip eden basın mensuplarına ise tepki gösterdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkan şüphelilerden Fatoş'a, "Barışı savunduğum için tutuklandım." Savaşa dedi. "Savaşa hayır dediğim için gidiyorum. Tutuklandım." Mutlu mahalle yol arasındayız ve burada lise öğrencilerimiz taşımalı eğitimle okullarına gitmeye çalışıyor. Muğla'nın Menteş ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi sakinleri çamurdan kurtulmak istiyor. Menteş ilçesine bağlı Avcılar'a yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Mutlu Mahallesi, yazın tozdan, kışın çamurdan artık bıktığını belirterek yetkililerden ilgi bekliyor. Evet. Çamur sizi rahatsız ediyor mu? Evet. Ayakkabıların çok kirleniyor mu? Evet. Anneden fırça yiyor muyuz? Evet. Asfalt çalışmalarının projelendirilmesinin yaklaşık 10 yıl önce yapıldığını belirten mahalle sakinleri seslerinin duyulmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Hasan Duran Mansız, 1979 yılından bu yana çamur içinde olduklarını söyleyerek "Millet uzaya çıkıyor, biz hala çamurda yürüyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi. Bu olay, ben 79'un sonunda aldım işte traktörü. Hiç o zamanlarından beri bu yana böyle çamurda geziyoruz biz 79'dan beri. Yetkililerimiz kızım bizi görsünler, bir an evvel biz de kurtarsınlar bu işi yorgunluktan. Az önce güzel bir sözün vardı senin. Ha işi el aya çıkıyor, biz el uzaya çıkıyor, biz çamur yolda yürüyoruz daha hala. Güldane Şakarsa yolun düzensizliği nedeniyle çocukların okula güçlükle gidip geldiğini belirtti. Ya yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Her zaman sabahleyin
Yarım saat önce çıkacak çocuklarımız. Erken ezanla yolu çıkıyorlar. Ezanla çıkıyor. Hazır çocuk hazırlıyoruz. Yol kenarlarını bekliyoruz çamurda, soğukta. Yollarımız düzgün olsa bir an önce çocuklarımız 10 dakikada, 15 dakikada varacağı yola bir saatte gidemiyorlar. Avcılar Mahallesi Muhtarı İsmet Kara yolun 2018 yılında asfalta kavuşacağının sözünü aldıklarını söyledi. Belediyemiz tarafından geçen 2016-2017 yıllarında bu asfalt olacaktı. Tabii programdaydı. Bu program teyir edildi. Şu anda 2018 yılına söz verdiler. Bilmiyorum ama halktan aldığımız tepkiye göre halk da tabii bu konuda bize sıkıştırıyor. Yani halk da haklıdır yani bu konusunda. Toprakta, çamurda gezmesi için yani dolaşması için araçların zorlukla çekilmesi nedeniyle. Tabii bu konuda inşallah bu sene 2018 yılına Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş bu sözü verdi. İnşallah biz de halka bu şekilde onur yani tavsiye diye şey söylüyoruz yani duyuruyoruz yani halkımıza. Ve mahalle sakinlerinin beklediği müjdeli haberi Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş verdi. Gümüş, havaların ısınmasıyla birlikte Mutlu Mahallesi'nin asfalt çalışması yapılacak bölgelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Menteşe Belediyesi olarak kısa vadede yaklaşık 50 km yol yaptık. Ki bu köylerde yol yapabilmek için de asfalt şantiyesi kurduk. İş makineleri temin ettik ve ihtiyaca göre, nüfus yoğunluğuna göre de bu yaz döneminde 50 kilometreye yakın asfalt yaptık. O dediğiniz bölgede, Avcı Mutlu Hasta bölgede yine bu yıl planlarımız dahilindeydi. Fakat yetişemedi diyelim artık. Şu anda ekiplerimiz orada kış dönemi için geçici olarak çakıllama yapmaktadır. Ama havadan ısınması da beraber Mayıs ayının ilk haftalarında ilk asfalt çalışmalarımızı yapacağımız bölgelerden bir tanesi olacak. Zaten muhtarımız, Avcı muhtarımız da sık sık geliyor, görüşüyoruz. O yol programımızda. Siz de hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Haberin geniş ayrıntılarını yarın 13.30'da Serap Ülkü'nün sunumuyla Muğla Türk ekranlarında izleyebilirsiniz. Marmaris'te şehre inen domuzlar mahallelinin korkulu rüyası oldu. Son olarak domuz sürüsü kangal cinsi köpeğe saldırarak yaraladı. Nasıl yarıyor bak abi şu anda bak. Muğla'nın Marmaris'in Beldibi mahallesinde bir siteye inen domuz sürüsü kangal cinsi köpeği kalçasından yaraladı. Şimdi son zamanlarda burada çok artan bir domuz sürüsü olmaya başladı. Bu bölgede. Bunlardan dolayı çok şikayetçiyiz. Gece ben çoğu zaman hayvanı gezdiririm ve saat 11-12 gibi de biraz bırakırım dolaşır. Hayvan dolaşırken daha sonra bir saat sonra bağlamak için çıktığımda domuzun saldırısına uğradığını gördüm. Beldibi mahallesinde ikamet eden Ahmet Çakır'ın Şanlı isimli köpeği mahalleye inen domuzların saldırısına uğradı. Sık sık mahalleye gelen domuzların daha önce tavuklarını da telef ettiğini belirten Çakır, yetkililerden yardım istedi. Şimdi burada çok azılı domuzlar var arkadaşlar. Biz bunları daha önce söyledik, birkaç kişilere söyledik ama herhangi bir şey alamadık. Sürü halinde geziyorlar. Burada köklere, efendime söyleyeyim çocuk parklarına, şu aşağıdaki marketlere ve okullar bölgesine sürekli domuzlar istila ediyor. Çocuk parklarına kadar inen domuzlardan dolayı çocuklarını yalnız sokağa bırakamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor. Bütün insanlar tedirgin oluyor. Zaten tedirgin oldukları için kapılar falan yapıldı. Demir kapılar yapıldı ama demek ki bir netice görülmedi. Artık ilgililere duyurulur. Bizim buralarımızı, bahçelerimizi, çiçeklerimizi falan hep koparıyor. Ne bileyim sürüyor. Yani çoğaldı bir de onlar, çok çoğaldı. Valla domuzlar geliyorlar. Yani gelmiyor desek yalan söyleriz. Geliyorlar, iniyorlar aşağıya. Kalabalık. Yani. Kalabalık. Geliyorlar domuzlar, gelmiyor desem. Olmaz çünkü hayvanlar aç.
Erkan Karakuş ekmeğini 30 yıl boyunca dericilik mesleğinden kazanmış bir zanaatkar. Dericilik tarihinin neredeyse insanlık tarihiyle bir olduğu görüşünü paylaşan Karakuş, teknolojideki büyük ilerlemelere rağmen imitasyonun orijinal derinin yerini alamayacağını belirtti. Hiçbir imitasyon teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, yani orijinal derinin yerini kesinlikle tutmayacaktır. Derinin bir felsefesi vardır, yani insanla birlikte yaşlanır. Hayvanın sadece ruhu yoktur deride. Hava almaya, nefes almaya devam eder aynı insan gibi. Sadece ruhu yoktur derinin. İnsanla birlikte yaşlanır. Emektardır aynı şekilde, onunla birlikte gider. Değişik kıyafetlerden sonra tekrar deriye dersin ki benim bir emektarım var, gideyim şunu boyatayım, tekrar giyeyim. Fermuarı bozulmuştur, fermuarını yaptırayım, giyeyim. Sonunda tekrar deriye dönersin yani sezonluk ürünlerden sonra. Emektar olarak o evimizde hep durmuştur. Karakuş, el emeğinin seri üretim karşısındaki dezavantajları üzerine de konuştu. Asıl mesleğimiz sıfırdan kalıp çıkarıp kişinin üzerine göre bir ürün çıkartmak. Gayet de güzel, o konuda da gayet başarılıyız. Önceden sadece burada 15 tane derici Eskişehir'in deri ihtiyacını karşılardık. Yani dericiler yapardı bu deri işini. Şimdi bütün mağazalarda, konfeksiyon mağazalarında da deriler satışta olduğu için, imitasyonlar da olduğu için şimdi tamir tadilat da yapıyoruz. Onların sattığı ürünler de buraya tadilata geliyor. Onları da yapıyoruz yani. Aslında bu işe ilk başladığımızda tek yaptığımız iş imalat. Mesleğini 1987 yılında ustasından öğrenmeye başlayan Erkan Karakuş, şimdilerde birikimini aktarabileceği çırak bulamamaktan dert yanıyor. Değişik işçilikler, hani insan, biz de yani bir belirli bir kalıpta kaldık yani. Teknolojiye ayak uyduramıyorsun. Çok farklı makineleri var, çok pahalı makineleri var. Fabrikasyon daha hızlı çıkarıyor. Yani bir ustanın 3 günde yaptığı iş adam yarım saatte fabrikasında çıkarabiliyor yani. Şimdi ben çırak olarak başladığımda benim gibi çırak olan 15 ila 20 kişi arasında çırak vardık bu sokakta. En son çırak benim ve hiçbirisi kalmadı, bir tek ben kaldım. Ben de direniyorum yani. İmitasyonun sektördeki kaliteyi ve işçiliği olumsuz etkilediğini söyleyen Erkan Karakuş, orijinal derinin ise insan sağlığına da esnafa da yararlı olduğunun altını çizdi. Asya'da yapılan el emeği ucuz, imitasyon deriler, bak sen burada aynı imitasyonu işle Avrupa'ya satamazsın. Çünkü imitasyon kanserojen madde diye almaz senden. Ama biz Asya ülkelerinden dolduruyoruz ülkemizi bu tür Çin işleri, Hindistan, Pakistan, Endonezya. Yani 20 liraya, 40 liraya ürün üretiyorlar. Bunların geliş fiyatlarını söylüyorum, üretiyorlar. Ve herkesin üzerinde. Çok üzülüyorum yani. Kanserojen madde, kendi insanımızın bir şey gördüğü yok, kazanç olarak bir şey gördüğü yok. Bunlara çok dikkat etmek lazım. İmitasyona rağbet etmeyeceksin. Bir sezon giyiyorsun, iki sezon giyiyorsun zaten. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları Fethiye'de Çalış Plajı'nda start aldı. Fethiye Belediyesi'nin katkılarıyla federasyon tarafından Çalış Plajı'nda düzenlenen toplam 521 sporcunun yarıştığı Kış Kupası yarışları Optimist ve Lazer sınıflarında gerçekleştirildi. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Tarakçı, yarışlara 20 il 56 kulüpten 521 sporcunun katıldığını vurguladı. Yarışlara iki ülke, bu ülkelerden bir tanesi Hırvatistan'dan da bir kayıt oldu. İki ülke olarak geçiyor bizde. İki ülke, 20 il, 56 kulüp katıldı. Toplam katılan sporcu sayısı da 521. Bu Türkiye'de yapılan şu ana kadarki en büyük sayı ve rekor kırdık Fethiye'de. Yarışlar 27'sine kadar devam edecek. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serkan Öçalmazsa, Türkiye genelinde katılımın en yüksek olduğu yelken organizasyonunun gerçekleştirildiğini dile getirdi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan yelken müsabakaları için, yarışlar için buradayız şu anda. Sizin de tarif ettiğiniz üzerine, tanımladığınız üzerine şu anda Türkiye genelinde katılımın en yüksek olduğu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 521 tane sporcumuz sömestri tatilinde, yarı tatilinde şu anda buradalar. Bununla birlikte 26 tane ilimiz sporcularıyla birlikte toplamına baktığımız zaman da ciddi bir rakama ulaştık.
13 bin metrekarelik bir internet içerisinde ilimiz destinasyonlarında Fethiye'nin yeri çok önemli. Bu noktada da görüyorsunuz oyuncularımız Cumhuriyet tarihinde velileriyle birlikte, aileleriyle birlikte buraya hasret etmiş durumdalar. Bu ciddi organizasyona renk katıyorlar. Bundan dolayı da spor turizminin 12 ay yayılması için yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini almaktan dolayı biz de son derece mutluyuz. Optimist Junior, Optimist, Lazer 4.7, Lazer Radial ve Lazer Standart sınıflarında yapılan yarışlar 27 Ocak Cumartesi günü sona erecek. 45 saniye umarım.